Şimdi bunu YouTube falan da kabul ettiği için, YouTube'da zaten bize 1000 aboneye geçtiğimiz için onun üzerinden yapabiliyoruz bu yayını. Ya 1000'e ulaşamamışlar. Demin köy sitesi vardı benim eski yerle dernek. Onun da 1000'e ulaşmadığı için onu canlı yayını kabul etmedi YouTube. İşte az önce de uğraştık yani İsa filan da gördü. Ya böyle bir programla başladık. Artık ben rahatladım. İnanın gecem gündüzüme girdi ya. Sabahları 5'te kalkıyordum bunları çözebilmek için. Şimdi hani derler ya gazeteciyim. Şimdi gazetecilik ayrı, teknik sorumlusuyum, masa sorumlusuyum, hani yönetmenim diyorlar. Yapımcı, yönetmen, her şey. Her şeyi, ama biz şu anda hepsini birden yapıyoruz. Ya Evet. program bize onu veriyor. Hem onu sunuyoruz hem de buradaki animasyonları yapıyoruz. İnşallah ileride daha güzel yayınlar yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki. Evet, şimdi vallahi işte bir şeyler konuşalım. Çünkü yayınımız diğer yerden izleyiciler tarafından da takip ediliyor. Sanıyorum şimdi onun üzerine yorumlar da yapıyorlar. Onlardan da bakıp ben sizlere de onu aktaracağım şeyde. Çünkü masa üstünde yayın yaptığım için sanıyorum Evet. sizinki cep telefonundan biraz daha zor olabilir bu olay. Sadece tek zorluk evde tutmak gibi diyebilirim. Nerede? Ben elimde tutuyorum hocam yani. İşte ama şimdi o bile güzel bir şey ya. Onunla da yapabilmek yani onların da kameraları. Mesela bu kameralar ayarlama çalıştık. Ben ikinci defa kamera getirttim İstanbul'dan. Çünkü bunlarda da çözünürlük düzeyleri var. Yani düşük düzey var, HD düzey var. Ama İsa Bey, aparatlardan alırsanız eğer çok işe yarıyorlar. Evet. Başkanım o kadar ilerleyemedim ya. Ya inanın yani bu şimdi gerçekten öyle bir döneme girdik ki yani ben konuyu biraz o şekilde şey yapayım. Ya Allah Ya bu korusun arada yani şey yapamıyoruz. Çok yani korona şey epey Avrupa'da falan ileri bir düzeye geldi. Ne olacak yani sosyal hayatımız bitik. Dışarıya çıkarken korkuyoruz. Dışarıdan eve girerken tekrardan yeniden dünyaya gelir gibi işte ayaklarımızı yıka, elimizi yıka derken iyice şey olduk. Onun için Hocam. teknolojiyi de ondan da yararlanmak lazım yani. O İletişim zaman değil, derimizi rica de ellerimizi yıkamaktan, dezenfekte etmekten. Yani ailelerimiz var, 65 yaş üstü kronik hastalıkları var. İşte hadi kendim olsam atlatırım diye düşünüyorsun. Ailene bir şey bulaşmasın diye uğraşıyorsun. Yani bilmiyorum ne yapacağız. İyileşmesini beklerken daha da kötü bir hale doğru gidiyor ortalık. aynen. Yani biz de Yani işte bizler torunlarımıza uğrayınca rahatlayacağız zannediyorduk ama mutasyona uğradıktan sonraki artış hızı %70, daha da artarak çoğalıyor. şu anda sanıyorum ben dün ajans haberleri vardı. Kendi sayfamda çok paylaştım onlardan da. Ya İngiltere'yi biraz ben suçlu görüyorum burada. Çünkü hatırlarız yani haberler çok takip ettiğimiz için. İngiltere İlk vakalarda şunu diyordu. Biz yani %60 dolayında insanlara bulaşsın. O işte dönüşüm yapar, insanlara alışır. Bu şekilde ne olur? Yani iyi oluruz. Şimdi Yaptık tam hocam. İngiltere sanırım bu sefer akıllanmış hocam. Londra'ya uçuşlar yasaklanmış. Şimdi evet, hatta Ama Türkiye binlerce kişi de yasakladı. mağdur kalmış havaalanında. Ya işte evet. Yani Hollanda, İngiltere, İtalya, Amerika da az değil. Yani Amerika'da da 2 gün önceydi herhalde günde 3.000 kişi falan vefat eden, ölen insan vardı. Yani mesela Almanya'da tam kapanma diyorlar. 25 gün tam kapanma. Kuzenim yaşıyor. Sordum, var mı böyle bir şey? Sadece okullar ve mağazalar kapalı dedi. Marketler açık. Valla şimdi işte bilemiyorum ya. Herkes, her ülkenin kendine göre ayrı bir şeyi var yani. Yaşam tarzı var, onların anlayışları var. Fakat gerçekleri de saklıyorlar. Yani topluluk olan yerlere bulaşma olayı fazla. Şimdi bizde bazı dini yerlerimiz var. Onlara biz söz ettiğimizde yani işte camilerde toplanma olayları gibi filan. Şimdi ona söz edemiyorsun. Ama düğüne gidenlere söz ediyoruz. Hocam öyle bir şey yaptınız ki şimdi mevzuya girdiniz ki
Şimdi biz burada camilerle ilgili bir yorum yapsak, aha CHP'liler konuştu diyecekler şimdi. Yani. Ya değişsinler. Allah'ın Ben burada geldiği olay. yani aramızda Cumhuriyet Saadet Parti'nin olmadılar. yani şey iyi olan insanlar var yani. Şimdi bizim konuştuğumuz onlara o zaten bahane arıyorlar da. Bizde yani dini bilgilerimiz var. Biz Kur'an kursuna başlayarak geldik bu durumlara. Yani Yani ben bu de millet yaptım sanırım hocam yani. bu milletin yani o şeyden sıkıntısı yok da onu siyasete kullanıyorlar işte. Zaten ülkemizin sıkıntısı bu. Dini, milliyetçiliği, ırkçılığı kullanırsan geleceğimiz nokta bu işte. Evet Ahmet Başkanım. Evet, Sen bugün siz herhalde bir toplantınız vardı. Evet. hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yapacağımız Teşekkür programın ederiz. pamuk olanıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlarına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dediğiniz gibi bizim genel merkezden bir programımız vardı. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asıltürk ve Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu bizlere şey üzerinden online sistemiyle belde teşkilatları yönetim kurulu, ilçe teşkilatları yönetim kurulu, il teşkilatları yönetim kurulları Türkiye'nin 81 ilinde dahil birlikte bu programı gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çok verimli ve güzel oldu. İnşallah tabii ülkemiz ve insanlık çok kritik noktalardan geçiyor. Bunlara da bu pandemi olayı gerçekten insanların ekonomisini, psikolojisini, her şeyini değiştirdi. Her şeyine bir dokundu, zarar verdi. Ama ben şuna inanıyorum ki bu millet tarihe bakarsanız en zor zamanlarda kendine bir çıkış yolu bulmuştur. Bizim özellikle ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Bir ve beraber olursak, kardeş olursak bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Tabii bu karşılıklı sevgi, saygı içerisinde olacak. Ülkemizin şu anki en önemli problemi kutuplaşma ve kavga. Yani ülke sanki siyasi partiler, her zaman söylüyorum, anayasaya göre kurulurlar. Siyasi partilerin görevi millete hizmettir. Siyasi partiler birbirlerine düşman değil, aksine rakiptirler. Yani hepsi bu ülkeye hizmet amaçlı kurulurlar. Ama biz bugün öyle bir yere geldik ki ya bundansın ya şundansın. Böyle bir şey olur mu kardeşim? Yani bu ülkeye ve bu millete en büyük yapacağımız bu ihanettir. Yapmayın, etmeyin. Kardeşi kardeşe düşman etmeyin. Çanakkale siperlerinde parti pırtı var mıydı? Çanakkale siperlerinde şucu bucu var mıydı? Çanakkale siperlerinde yok şuralı, yok buralı, yok şuradansın, yok buradansın diye bir şey var mıydı? Ne yaptık? Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine karşı yine biz galip geldik. Neden? Bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk. İşte aynı o ruha ihtiyacımız var bizim. Ha, hepimizin eksikleri var. Hepimizin hataları var. Yanlışlarda değil, doğru olanda birleşeceğiz. Aynı ruh, aynı heyecanla bu millete en güzel hizmetleri yapmak bizim görevimiz, siyasiler olarak. Ki bunu başaracağımıza inanıyorum. Bugün yine sahadaydım. Yaklaşık 6-7 köyü gezdim. Çamur tarlalarda çiftçilerle görüştüm. Çamurun içine girmiş. Eşiyle, çocuğuyla, kundaktaki çocuklarıyla buz gibi havada çalışıyor bu insanlar. Bu insanlara ihanet olur mu ya? Bu insanlar için ne yaptık? Hiçbir şey yapmıyoruz. Çiftçi üretiyor, yetiştiriyor. En zor şartlarda yetiştiriyor. Sıcak soğuk demiyor, çamur demiyor, yağmur demiyor, kar demiyor. Çalışıyor ama çalıştığının karşılığını alamıyor. Bunun sebepleri de bu siyasilerin kavgaları yüzünden oluyor bunlar. Allah'ın izniyle bunları aşacağız. Dünyanın en zengin yeri Pamukova. Ama Sakarya'da en az hizmet alan Pamukova, ne gariptir. Tabii bunların sebepleri var. Bunları aşacağız. Göreceksiniz Pamukova Türkiye'de değil dünyada konuşulur bir hale gelecek. Çünkü Pamukova çok zengin. Geziyorum, görüyorum. Bizim insanlarımız hangi partiden olursa olsun, hangi etnik gruptan olursa olsun iyi niyetli.
İşte bu iyi niyetleri ön plana çıkartarak bu insanlara en güzel hizmetleri sunmaya mecburuz. Biz kavga edemeyiz. Siyasiler kavga edemez. Biz kavga ediyoruz, torunlarımız kaybediyor. Biz kavga ediyoruz, çiftçiler kaybediyor. Biz kavga ediyoruz, Pamukova kaybediyor. Bu kavgaları, şeyleri bir tarafa bırakmanın zamanı geldi artık. Evet, çok mu konuştum? Keşke bırakabilirse başkanım. Yani şimdi... Ve İsa Bey, telefonlarınızı yan çeviriniz. Daha güzel bir görüntü çıkar ekrana. Evet, evet. Siz biraz dik çevirdiğiniz için siz kaybediyorsunuz. Siz küçük görünüyorsunuz. Heh, evet. Bak oldu şimdi. Heh. Gördünüz mü bak? İsa Bey'in güzellikleri bunda. Bak ne güzel oldu. Evet, buyurun sizler. Hocam, görüntüden çekeyim size atarım daha sonra. Bak güzel oldu. Evet, evet. Başkanım, maalesef bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Demokratik bir şekilde tabii ki işte şucu bucu herkes farklı, yani herkes A'yı sevmek zorunda değil ya da onu desteklemek zorunda değil. Fakat şöyle bir şey oluştu maalesef. İşte benden değilsen benden hizmet alamazsın mantığı. Hayır. Yani sen bu ülkeye hizmet etmek için, bu memlekete hizmet etmek için seçildiysen, bir yerlere geldiysen sen bu hizmeti vatandaşına vermek zorundasın. Yani hepimizde var bu hastalık yani. Biz çok partizanca davranıyoruz ve bireysel davranıyoruz. Şunu bir aşabilsek var ya. Şöyle söyleyeyim ben size. İsa Bey yayından düştü sanırım. Pandemi zamanında il başkanlığımız ve işte ilçe başkanlığımızın desteğiyle birlikte dağıtılan erzak kulilerinde, inanın biz asla ve asla, kendi partimiz adına konuşuyorum, şahsımız adına konuşuyorum, bizler asla işte o partiden hayır biz ona veremeyiz, işte bu partiden biz ona veremeyiz, o bizi desteklemez, o bize oy zamanla oy vermez, asla böyle bir şey söz konusu değil. Buna kesinlikle emin olun ki beni çok iyi tanıyorsunuz zaten. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Burada bir yani sıkıntılı günlerden geçiliyor. Hala da geçiliyor. Neredeyse bir yıl olacak. Yani vicdansızlık olur. Yani vicdan olan bir insan bunu yapamaz. Yani orada bir parti gözetmenin hiçbir anlamı yok. Bu insan... Mesela kahvehaneler, mesela şu an çay ocakları açık. Nasıl açık? Sadece esnafa çay dağıtabiliyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Bu şekilde. Evet. Ama ilk seferinde komple kapattılar ve bu insanların hepsi son derece mağdur oldular. Şimdi biz onlardan da tespit ettik. İşsiz kalanlardan, durumu sıkışık olanlardan. Mümkün olduğunca yani bizim vicdanımız çok rahat. Verdiğimiz kulilerin hepsi çok doğru yerlere gitti. Çok şükür ki. İnşallah yine olsun, yine yapalım biz bunu. Evet. Hani bu bir başarı değil. Biz verdikçe inanın o kadar huzurlu oluyoruz. Aynen. Ki huzurlu oluyoruz o gün. Aynen. Evet. Yani, İsa bir gitti geldi ama İsa hoş geldin tekrar. Yine gitti. Şimdi, İsa Bey şu an gözükmüyor ama. Evet, İsa şu an çıktı geldi tekrar gitti. Müsaade. Dur bakayım tekrar müsaade geldi. Müsaade ederseniz ya. Geldi evet. İsa tekrar böyle döndür şeyini. Ya sen hocam böyle daha uğraştırmayın. Hocam onu döndürme, İngilizcesi yetmiyor, zorlamayın. Nasıl yetmiyor ya? Nasıl yetmiyor ya? Al. Al. Evet, İsa sıra sende. CHP il başkan yardımcısı olarak. Vallahi şimdi evet. Geçen haberlerimizde çok yazamıyoruz da. Geçen ben gördüm, üçüncü defa oldu. Ancak haberinizi yazabildim. Bu gerçekten işte maske dağıtımındaki büyük çabalarınız vardı. Evet. Yani bugünlerde bu tür yardımlar, bu tür destekler insanlar için yani çam sakızı şey armağanı derler yani. Gerçekten önemli. Yani her gün biliyorsunuz dışarıya çıkarken maske takıyoruz. Parası önemli değil de bazen kaybediyoruz, bulamıyoruz, bitmiş oluyor. Yani güzel bir jest. Onun için bakalım onlardan biraz bahset, neler yapıyorsunuz yani. Şöyle bir şey... İlçe örgütlerimiz tüm ilçelerimizde maske dağıtımı gerçekleşiyor. İl başkan, evet. Grup başkan vekilimiz başta olmak üzere
il başkanımızın girişimleriyle bu tür maskeleri elimize bize ulaştırıyorlar sağ olsunlar. Biz de halkımıza ulaştırıyoruz bunu. Halka ilçe başkanlarımız ve ilçe yönetimleri bazında yapıyoruz bunu. Sağ olsunlar onlar da bir özveri gösteriyor. Yani herkesin bir şeyi var, korkusu var bu hastalığı. Herkesin ailesi var, şeyi var. Ama o arkadaşlarımız da onları o şekilde yapıyor. Bu pandemiyi dönemini ben her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sakarya'da çok iyi değerlendiren, bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışan şöyle tek partiyiz. Bugün Büyükşehir Belediyesi bangır bangır reklam veriyor. Bizim belediyelerimizin aşevlerine bloke gelmişken, belediyelerimiz yardım alması engellenmişken. Ama tutuyorsunuz şimdi bu Sakarya Belediyesi yani o dönemde reklam veriyordu. İşte şu kadar koli dağıttık. Bu kadar koli dağıttık. Biz de Sakarya ili olarak emin olun ki 7000 kolinin üzerinde koli dağıtmışızdır. Ama ufak bir maske pandemi döneminde yine hızlı döneminde bir maske ve şey dağıtıldı. Dezenfektan dağıttılar sanırım il Büyükşehir Belediyesi. Bunları bilene beceremediler yani dağıtmayı. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz muhalefetiz. Hani siz ne yapıyorsunuz moduna geliyorlardı ya. Biz hazırız. Emin olun ki hazırız yani. Şu an şunu da söyleyebilirim. Net bir şekilde söyleyebilirim. Ben Pamukova'da bu pandemi döneminde koli dağıtımında şeyi yaşadık mesela. AK Partili olup da AK Parti'ye gönül vermiş olup da bize yardım getiren vatandaşlarımız oldu. Siz verirseniz doğru yere verirsiniz dediklerini biliyoruz biz. Yani bu kadar demek ki düzgün yaptığımıza inanıyorum. Tabii ki illaki bir eksiğimiz olmuştur. Olmamıştır diye dememiz yanlış olur. Eksiklerimizi bir dahakine daha tam olarak şey yapmamız gerekiyor. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Ha, bu arada Ahmet Başkanım'dan da yardım istedik. Bilgilerinden faydalandık yani. Orada amaç şey değildi. Siyaset değildi. İsterdik ki daha da verimli olalım ama şey yapmadık yani. Sosyal medyada bunu paylaşmayı da çok uygun görmedik. Böyle bir şeyde yani genel başkanımızın zaten kesin talimatı vardı böyle bir insanların yüzünü göstermemek veya insanlardan bir bu şey yapmamak. Ve de koli dağıtımında ben Sakarya ilinin bütün ilçe köylerinde bulundum. Görevim dolayısıyla sosyal politikalardan sorumluyum. Bunu da köylerde de bir ablamız aradı. Neredeydi o arayan? Yanlış hatırlamıyorsam Erenler tarafında bir yere koli bıraktık. Ablamız sonradan bize ulaştı telefonla tekrar. Biz telefonla arıyoruz. Dedi ki ben dedi CHP'ye hiç oy vermedim. Bu koli bana haram olmasın dedi. Ya dedik abla biz CHP olarak siz bize oy vereceksiniz diye dağıtmadık bunu. Ve de onun için de vermiyoruz. Bu sizin ihtiyacınız olduğunu bize iletildi. Biz de bunu veriyoruz. Yani ya haram olmasın gibisine gelenler oldu. Kaynarca'da bir hiç tanımadığım bir insan geldi. Parti arabasını gördüğünde geldi yanımıza. Takip ediyorum dedi. Hiç partili partisiz ayırmadan veriyorsunuz. Siz AK Partili olduğunu da söyledi aynı zamanda. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gerçekten sizi tebrik ediyorum dedi. Tepki koyan da oldu. O da var ayrı bir şey yani. Bunu seçim için yapıyorsunuz diyen de oldu. Yani bunlarla karşılaştık. Ama biz şöyle söyleyeyim. Türk toplumu olarak birbirimize yardım etmeyi seven insanlardan oluşuyoruz. Bunu reklamını yapmaktansa birbirimize daha
kalıcı, dokunabilmek önemli olan. Yapabildiysek ne mutlu bize. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bunu da daha güzel devamını getireceğiz. İnşallah. Ben küçük bekleme yapmak istiyorum. İsa Bey'in söylediğini hocam. Biz özellikle Pamukova'da kolileri mümkün olduğunca yani sanırım bir kez birkaç kişiye gündüz götürdük. Onun dışında komple biz gece dağıttık. Yani evet. gecenin 12'sinde evlerimize dağılıyorduk artık koli dağıtmaktan. Çünkü küçük bir yerde yaşıyoruz. Evler çok yan yana. Hiç kimse rencide olsun istemedik. O yüzden biz bunların yani yüksek bir kısmını gece dağıttık. Evet, ne güzel. Şimdi onunla ilgili bizim haberler alıyorduk. Yani yazılı basında yazmak istedik ama baktım ki sizler de duyarlısınız. Yani duyulmasını istemiyorlar. Hatta İsa'ya dedim ben bir ara. Yani haber yapalım diye. Burası da küçük bir yer olduğu için yani ile biz gazeteci diye değil yani. Belki büyük yerlerde gazetecilik yapılır, küçük yerlerde biraz zor. Çünkü bazı olaylar oluyor yani görmemezlikten geliyoruz, şeyden geliyoruz. Çünkü insanların bir onuru, gururu var. Onları da rencide etmemek lazım. Habercilikte de dikkat etmek lazım. Evet, bu arada ben de şeyi söyleyeyim. Şimdi evde daha çok biz tarlalarda çalışırken kışın biraz daha boşaldık gibi yani. Çok fazla haberi Facebook sayfasında paylaşıyorum ben. Evet, ama güzel şeyler oluyor. Mesela bugün paylaştıklarım sanıyorum 2 gün sonra televizyonda çıkıyor. Çünkü ajanslarla beraber şey olduğumuz için. Yani yurt dışından da haberleri geçiyorum. Tabii bazı olumsuz haberlerde sosyal paylaşım siteleri çok rol oynuyor. Yani insanlar orada beğeniyorlar, tepki gösteriyorlar, görüşlerini anlatıyorlar ve yetkili yerlere kadar ulaşıyor. İşte birkaç gün önce sanıyorum bu bir sağlıkçıya, başhekimini hani ceza verme olayını ilk olarak ben girdim. Çünkü o haber şeydeydi, sağlıkçılar sitesi diye bir site vardı. Onlar da korkuyorlar, resmi bir site olduğu için yayınlayamıyorlar. Daha sonra ajansla beraber biz girdik. Müthiş ses getirdi. Ve sanıyorum daha sonra inceleme başlatıldı o başhekimle ilgili. İkinci de Sofuoğlu haberi. Yine Sofuoğlu haberi de en çabuk girdiğimiz haberlerden biri oldu. Sakarya'daki olay. Evet. Tabii onların o şeyinden, yani o kitle şeyine iktidar biraz daha duyarlı. Çünkü onlardan çekiniyor. Yani sosyal paylaşım yerlerindeki bizler çok konuşuyorlar diye. Bu defa görevlerini de yapmış oluyorlar yani. Ne yapıyor? Olayın üzerine gidiyor. Yani öyle ya da böyle onlara kadar ulaşıyor. Onu da sanıyorum benim Facebook sayfamdaki beğenen arkadaşların sayısı 4000 küsür, 4200 falan herhalde. Şimdi Pamukova çevresinde de eski aile var. Onu da 1000'e yakın. Pamukova platformu var. O da aynı 1000'e yakın. Yurt dışında Tulum bir var. O da işte belli bir sayı var. Yani bir anda biz 10 bin kişiye birden bu tür şeyi iletebiliyoruz. Arkadaşlar da sayfa arkadaşlarımız, paylaşan arkadaşlar gerçekten duyarlılar. Tabii aynı şeylere duyarlı olmak da güzel. O konuda da bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi bu hocam inşallah Ahmet Başkanım'ın bugün paylaştığı köy yollarının durumu da göz önünde bulundurulur Büyükşehir ve Karayolları tarafından. Gerçekten ben hatırlıyorum birkaç köye biraz da şov amaçlı işte Büyükşehir Belediye Başkanı falan gelerek bir asfalt dökme çalışması vesaire yapılmıştı. Yani şimdi bir köye ya da iki köye göstermelik yaparak maalesef tüm ilçenin ya da tüm şehrin sorunları çözülmüyor. Evet. Şimdi o konuda zaten yani böyle ayrı özel programlar yapacağız. Yani şimdi bu yayınımız bizim otomatik olarak ayarlanabiliyor. Yani buradan diğer bir işte gün ayarlamaya çalışıyorum ben. Haftanın 3 günü yayın yapacağım. Allah'ın izniyle diyelim. Bunlar işte belli uygun saatlerde. Sanıyorum akşamlar olur yayınlar genelde. Evet. Uygun saatlerde 1 saat gibi en az 1 saat, 2 saat de olabilir. Böyle bir program yapıp
konuyu belirleyerek, yani böyle rastgele değil de belli konular üzerinde konuşulup onları gündeme getirmeyi düşünüyorum. Tabii çok farklı yayınlar da olacağını kafamda var. Mesela bizim 30 tane mahallemiz var burada Pamukova'da. 30 taneden 10 tanesinde yayla köyleri falan birer tane arkadaşımız gönüllü bu şekilde evinde akşamleyin çayını yudumlarken o köyden bize olanları, olması gerekenleri aktarabilir. O köyde o kamera altında artık akıllı telefonla oluyor. Yani köyün bir yetkilisi de olur yanında. Onunla beraber bir şey paylaşabilir. Yani verdiğimiz o saatte biz o saat işte öbür köyden, o köyden, bu köyden de haberleri ne yaparız? Yetkililere ulaştırmış oluruz. Sonra bizim dışarıda birçok insanımız var. Yani sayfamızda beğenenler var. Yani profesör olan hemşerilerimiz var. Yani biz bazen bir gül atıyoruz. Ona bile orada beğeni atıyorlar işte. Şimdi onları da ben düşünüyorum. Onlarla da röportaj yapıp, onlar da uzakta, biz burada. İşte arada bizler de katılarak düşüncelerimizi, şeylerimizi paylaşabiliriz. Yani çok farklı şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani şu küçücük bir hani radyo gibi veya artık bu televizyon dediğimiz şey şeytan da hani öyle diyorlardı. Artık bizim bir aracımız oldu. Onun için bir ihtiyacımız da var. Yani sosyal anlamda paylaşmaya ihtiyacımız var. Ve yine bu sosyal anlamda insanların iyi günleri var, acılı günleri var. Sabah kalktığımızda hepimiz görüyoruz. Ben doğrudan yazdıkları için işte diyor ki ben yakınımı kaybettim. O diyor ki ben babamı kaybettim. Hep başsağlığı, başsağlığı diliyoruz. Belli bir geçiş oluyor. Ve orada zaten duyurabiliyoruz da. Yani yakınımı kaybettim. Oradan haberimiz oluyor. Yoksa şimdi evde kapalıyız. Nereden haberimiz olur? Aynen öyle. Mahallede yani, komşumuz ölmüş. Biz 3 gün sonra duyduk mesela. İşte bunlar da şey olabilir. Yani haftanın belli bir akşamı da yine dışarıdan bağlanarak, yani bizim çok fazla da şey yapamıyoruz ya. Yani ne kadar şu kadar insan koronadan şeyli rahatsız veya karantinada, onları da yazamıyoruz. Onlar oradan paylaşabilirler. İşte bizim mahallede 2 tane, 3 tane böyle böyleydi. Ama bazı acı çekmiş insanlarımız da var. Yani ben şimdi belki bizi dinliyor da olabilir buradaki arkadaşlarımız. Onlar diyorlar ki hocam böyle bir programda biz CİMER'e kadar yazdık bu olayı. Başlarına çok şeyler gelmiş. Babasını götürmüş, orada kabul etmemişler, gitmiş gelmiş derken yok bir şey demişler. Daha sonra gitmiş babasını korona hastası olarak şeyin cenazesini getirmiş adam. Şimdi bu tür şeyler de var. Yani onları da biz bir yerlere ulaştırmamız, onların dertlerini paylaşmamız gerekiyor. Yani inşallah güzel şeyler yapacağız. Burada sizin fikirlerinizi i̇nşallah. De açıkız. Sizin yaptığınız siyasete, çalışmalara da onlara da açıkız. Zaten bu canlı yayını onun için yapıyoruz. Yani inşallah güzel şeyler olur. Güzel konular bekliyoruz hocam sizden. Evet, ama biz de işte sizden teklifleri bekliyoruz. Yani şimdi bizim göremediklerimiz de var. Aklınıza geldik ki mutlaka biz de paylaşırız hocam sizinle, yani öneri olarak hani şu da konuşulsa, bu da konuşulsa diye. Tabii tabii, yani sizin buraya katılmanız bile bizim için bir katkıdır. Yani birlikte yani ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz, insanlara bilgilendirmeye çalışıyoruz. O insanların bilgilerini de alıyoruz. Dün akşam ben öylesine bir sohbet gibi şey yaptım. O kadar çok yazılar yazdılar ki, yani şikayetleri var, sokaklardan, çöplerden, şeyden şikayetleri var. Onları paylaşmaları, konuşmaları bile sanıyorum belediye başkanımıza kadar ulaşır. Ne olur, onların sorununu belki de duymamışlardır, bizden öğrenmişlerdir, çözüm getirebilirler. Ya bu da bir katkıdır yani. Çöp mevzusunu ben de duymuştum hocam. Biz biraz merkezde oturduğumuz için bizim... Şimdi Allah var, günde 2 kez alınıyor çöplerimiz ama bazı sokaklarda, mahallelerde günde 1 kez bile alınmadığını duyuyorum ben de. Evet, tabii onlar da var. Yani çöpler içine koymayanlar da var. Yani. Veya rastgele bir yere çöp kutusunu koyanlar da var. Şimdi ben bazen onu diyorum, yani bizim de çevremizde çöp kutuları vardı. Bazılarını kaldırdılar. İnsanlar diyor ki, benim oraya çöp kutusunu koymayın. Ya oraya koyma, buraya koyma. İşte kendinden olmayan yere çöp konsun. O da belediyeye de baskı yapıyorlar bu defa. Ya ben istemem diye.
Burada işte emniyette çalışan bir arkadaşımız bir ara bana o şikayetleri getirdi. Ya dedi ki ben söyleyemiyorum hocam dedi. Bizim evimizin önüne getiriyor çöp kutusunu koyuyorlar dedi. Biz ne yani biz polisiz diye yani bize. Şimdi geçen de konuştuk. Yine sokaklarda kocaman arabalar, tırlar, geçit yerleri yok. Yani şimdi bunlara çözüm bulunabilir. Yani taş ocaklarında koca arabaları getirmişler, şehrin içine koymuşlar. Bu sorun değil mi? Sorun. Yani onlar abi gördüm bir servis arabası düzenleyip kocaman arabayı getirip buraya işgal ettirme yerine servis arabasıyla gidip gelebilirler. Ama bunları hep gündeme getirmek lazım. Kesinlikle. Evet, evet Ahmet Başkanım. Sen bugün herhalde çok yordular galiba sen. Neler yaptın bugün? Evet, bugün. Bugün arazide 6-7 köyü gezdim. Yine Karadeniz'de miydiniz? Bu, yok yok. Teşvikiye, Gökgöz, Turgutlu, Bayrakçışehir bu tarafa doğru gittim. Evet. Şimdi bunları niye yapıyoruz? Dedim ya bizim siyasilerin sorumluluğu var. Biz bu sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz koşturuyoruz. Bunu severek yapıyoruz. Bunu ibadet aşkıyla yapıyoruz. Yorulma, bıkkınlık, şu, bu, hiçbir şey yok. 24 saat uyumadan çalışırız Allah'ın izniyle. Bu millet için. Torunlarımız için. Yorgunluk, bıkkınlık asla bizde olmaz. Başarının sırrı da bu zaten. Sevmekten kaynaklanır bir şey. Eğer siz severseniz, sevdalı olursanız, işinizin delisi olursanız başarırsınız. Seveceksin. Yok şu partili dersen, yok şuralı dersen, yok bilmem nereli dersen bir adım yol alamazsın. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Şimdi şu tavsiyem olacak bu programda. Genel siyaset değil de yerele inelim diye düşünüyorum. Önce kendi kapımızın önünü süpürelim. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse tabiri caizse şehir kendiliğinden pırıl pırıl olur. Önce biz yereli konuşalım diye tavsiye ediyorum. Biz öncelikle Pamukova'mızın genel problemlerini tespit edip bu problemleri nasıl çözebiliriz? Bu konularda çalışmalar yaparsak hedefimize daha kolay ulaşırız diye düşünüyorum. Yani Pamukova'nın öncelikli problemlerini bir masaya yatırmak lazım. Bakınız biz İlçe başkanları olarak yaklaşık 2004'teydi herhalde 2004'te bütün ilçe başkanları Pamukova'daki siyasi ilçe başkanları hepimiz bir araya geldik. Aynen Pamukova'nın problemleri nelerdir masaya yatırdık ve bu konularda 4 defa toplantı yaptık. 5. toplantıda hedefimize ulaşacağımız zaman siyasi partinin biri gelmedi ve bu dağıldı. Keşke gelseydi. Ve güzel şeyler çıktı. Herkes fikrini söyledi. Yani belki 30-40 tane problem yazdık ajandamıza. Şöyle bir ajandam vardı benim. Şöyle bir ajandamıza yazdık problemleri. Dedik ki ikinci toplantıda bu problemleri biraz daha öncelik bir sırasına göre düşürelim. Yaklaşık 10-12 taneye düşürdük. 12'yi de 4'e 5'e düşürdük. 3. toplantıda. Öncelikli meseleler diye. Çok güzel bir çalışma, verimli bir çalışma olduydu. Halbuki aslında hem kaynaşma oldu. Yani sizin yanlış tanıdığınız adamın orada ne kadar verimli olduğunu, iyi niyetli olduğunu arkadaşlarımız biz de gördük. Güzel şeyler oldu ama maalesef orada bir neticeye varamadık. Ama bunu yeniden yapmak istiyorum. İnşallah. Bakınız Sakarya'da bu işin içindeyim. İçinde olduğum için biliyorum, görüyorum, yaşıyorum, üzülüyorum. Sakarya'da en az hizmet alan ilçelerin başında Pamukova geliyor. Bunun sebepleri var. Bu sebepleri ancak biz siyasiler çözeriz. Siyasiler bir araya geleceğiz. Bu konularda herkes kendi fikrini beyan edecek. Bu tamam, hizmetin... Bak. Bu hizmetin Pamukova'ya gelmemesinin sebeplerini orada masaya yatıracağız ve harekete geçeceğiz. Başka türlü Pamukova hizmet alamaz. Ki alamıyor.
Başkanım, bir arada bunu yapmak lazım ki inşallah yapacağız Allah'ın izniyle. Böyle bir teklifte bulunuyorum. Sizlerin de haberi olsun. En kısa sürede bir toplantı yapacağız. Bilmedi mi? Efendim? Sayın Belediye Başkanımız parti hizmet almak için parti değiştirdiydi. Yok yok, onlara takılmayın. Partilere yani, takıl. Oralara girersek bu işin içinden çıkamayız. Yani. Herkes, hepimizin hatası var. Ama çok başkanım öyle, şöyle. O şeylere takılmayın. O şeylere girersek bu çamurun içinden çıkamayız. Biz mevcut şartlarda ne yapabiliriz? Mevcut bu hizmete, mevcut bu insanlara yani, bu şartlarda hangi istedikleri, bekledikleri hizmetleri nasıl ulaştırırız? Onu şey yapın. Ben öyle öyle dersem, yok şu böyle dersem bir yere varamayız. Kavga siyasetine ya, döner. Dolayısıyla şimdi, görevlerimizi yapamayız. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Belediye dediğimiz zaman, hizmet kaynağı dediğimiz zaman bir şey danışarak yapmak var. Ya da ben yaptım oldu var. İşte az önce neden diyorum pamuka hizmet alamıyor? Birlikte hareket edemiyoruz biz. İşte onu aşmak için biz acilen siyasi parti ilçe başkanları çok acil bir toplantı yapmak zorundalar. Ve bu toplantının neticesinde çıkacak karara göre hareket etmek lazım. Artık partizanca davranmamak lazım. Yani seçimde Aslı Hanım istediği partiye çalışsın. Mehmet Yavuz istediği partiye oy versin. İsa istediği partiye koştursun. Bunlar önemli değil. Gayet normal. Ama seçimden sonra ben Aslı Hanım'la, Mehmet Bey'le, İsa Bey'le birlikte hareket edebilmeliyim. Veya başka bütün siyasi partiler, Pamukoğlu'nun şey çıkarlarına birlikte hareket edebilmeliyim. Onu yapamıyoruz biz Pamukoğlu'na. Yani biz birlikte hareket edelim. Kazanan kral kesiliyor kardeşim ya. Evet. Kazandı. Yok Ahmet Şen'den öc alacağım. Misal öyle bir şey yok ama. Yok falan adamdan öc alacağım. Yok falan adama hizmet götürmeyeceğim. Zaten hizmet ya, gelmemesinin böyle, tek sebebi yani böyle bir anlayış olmaz. Bu anlayışı bu fikirde, bu düşüncelerden vazgeçmek lazım. İşte bu da karşılıklı yapacağımız toplantılarla, istişarelerle çözüleceğine inanıyorum. Ben bakın Pamukova'daki bütün siyasi partilerin başkanları olsun, yönetim kurulları olsun, hepsi iyi arkadaşlar. İyi niyet. Ha, hatamız var. Eksiğimiz var. Benim 1000 tane hatam var. 1000 tane eksiğim var. Ama o eksikleri birlikte izole edeceğiz. Bu millete en güzel hizmetleri ulaştırmaya mecburuz. Eğer biz kavga ederken oradaki mazlumlara hizmet gitmezse, samimi söylüyorum, bunun hesabını kimse veremez. Biz kavga ederken eğer bir eşler ayrılıyorsa hizmet gitmediğinden dolayı onun hesabını veremeyiz. Eğer bir baba çocuğuna, okula giden çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ediyorsa bizler ne o babaya hesap verebiliriz ne o yetim çocuğa hesap verebiliriz. Bu iş oyuncak değil. Bu iş yani biz oyun oynamıyoruz. Biz gerçekten siyasilerin vebali çok büyük. İşte bu vebalde bunun şeyinde olarak hareket etmek zorundayız. Evet, çok konuştum herhalde. Yok, hayır.